قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَى Sizin için bir ibrettir, bir belgedir, bir göstergedir. Birbiriyle karşılaşan iki grupta bir belge vardır. فِيَتُنْ تُقَاتِلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bir grup Allah yolunda savaşıyor. وَاُخْرَ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ Diğeri kafir. Mümin olanlar diğerini kendilerinin iki katı görüyorlar. Baş gözleriyle. وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ Allah-u Teala tercih ettiğine yardımıyla destek verir. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِعُلِ الْأَبْصَارِ Bunda basiret sahipleri için elbette ki bir ibret vardır. Yani gerçekleri görmek isteyenler bundan ibret alırlar. Enfal suresinin 44. ayetini lütfen açalım. وَاِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذْ اِلْتَقَيْتُمْ ف۪ي اَعْيُنِكُمْ قَل۪يلًا Hani o gün Mekkelilerle karşılaştığınız zaman Allah onları sizin gözünüze az gösteriyordu. Ve yukallilukum fi ayunihim sizi de onların gözlerinde az gösteriyordu. Mekkeliler de sizi az görüyorlardı. Liyakdiyallahu emran kana mef'ule Allahu Teala kesin karar verdiği bir işi tamamlasın diye böyle yapmıştı. Ve ilallahi turcaul umur işler Allahu Teala'ya döner. Dış görünüşü itibariyle baktığınız zaman sanki bu iki ayet arasında bir zıtlık var. Hani siz onları kendinizin iki katı görüyordunuz. E peki burada onları sizin gözünüzde az gösteriyordu. Nasıl oluyor? İki katı görmekle az görmek arasında bir zıtlık var, değil mi? Az görmek dediğiniz zaman yani siz 100 kişisiniz, onları 99 kişi görüyorsunuz diye anlaşılır. Yani insanın aklına o gelir. Ama olay öyle değil. Enfal suresinin 65. ayetini açalım. Burada Allahü Teala diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, tabi bu Bedir Savaşı'ndan önce olan bir husus. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى الْقِتَالِ Müminlere, müminleri savaşa teşvik et. اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ Sizden sabreden 20 kişi olursa 200 kişiyi mağlup eder. 200 kişiye galip gelirsiniz. وَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَتُنْ يَغْلِبُوا اَلْفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Eğer 100 kişi olursanız kafirlerden 1000 kişiyi mağlup edersiniz. 1'e 10 بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Şimdi bu ayet size Bedir Savaşı'ndan önce size indiğini bir düşünün. Bedir'de savaşa gidiyorsunuz. Allahü Teala da zafer sözü de vermiş. Rum suresinde, Enfal suresinin baş taraflarında bunu tekrarlıyor. Ne beklersiniz? Düşmanın sizin 10 katı olmasını beklemez misiniz? Sizin 2 katınız olarak gördüğünüzde aa ne kadar da azmış demez misiniz? Yani 10 katı beklerken 2 katı olarak gösteriyor Cenab-ı Hak. O zaman ya bunlar çok azmış. Bak Allah 10 katına galip gelirsiniz dediğine göre 2 katı aa bunu hemen 2 dakikada hallederiz. 10 kat nereye? 2 kat nereye? Değil mi? Yani 10 kat beklerken karşınıza bakıyorsunuz, sizin 2 katınız bir düşman var. Yani öyle görüyorsunuz siz. Aslında 2 kattan fazla ama öyle görüyorsunuz. 10 katına kadar razıydılar. Allahü Teala 10 katını mağlup edersiniz dedi. 2 katı oldu mu ister istemez اِذْ يُقَلِّلُكُمْ diyor. Peki yukallilukum ne demek? Gerçekte o kadar değil ama sizi öyle gösteriyor. Yani 2 katı değil düşmanın ama size öyle gösterdi Allah-u Teala. 2 katı gösterdi. Yukallil hani
azalttı. Ve iz yurikahumullahu fi menamike qalila. Allah sana rüyanda onları az göstermişti. Ve lev arakahum ketiran lefeşiltum. Çok gösterseydi dağılacaktınız diyor Allah. Ve letenaza'tum fil amr, bu savaş konusunda birbirinize tartışmaya girecektiniz. Velakin Allah sellem. Ama Allahü Teala işi tatlıya bağladı diyelim. Yani böyle problemi ortadan kaldırdı. Sizi az göstererek. İnnehu alimun bidâti sudur. Çünkü Allahü Teala o göğüslerde ne olduğunu biliyor. Sizin içinizde ne olduğunu Allahü Teala biliyor. Bedir'de iki düşman kuvvetleri Müslümanların 3 katıydı. Yani 313 kişi miydi neydi Müslümanlar? Şeyde de 900 küsur diye 900 ile 1000 arası bir rakam vardı Bedir'de. 3 katıydı. Peki 3 katı olan bir grubu 2 katı gibi gösterdiği zaman gözlerinde ne yapmış oluyor? Azaltmış oluyor değil mi? Şimdi lütfen bakar mısınız? Bakın Kur'an-ı Kerim ne kadar ayrıntılı tarih bilgisi veriyor. Bir de o işi o taraftan bakın. Ondan sonra eğer diyor çok gösterseydi, çok göstermedi demek, gerçek rakamı gösterseydi, yani 1000 kişi olduklarını, 900 ile 1000 arasında olduklarını gösterseydi dağılacaktınız diyor. Sizin içinizde ne olduğunu Allah biliyor. El-âne haffafallâhu ankum. Şimdi Allah sizden görevinizi hafifletti. Ve alim enne fîkum da'fen. Sizde bir zayıflık olduğunu öğrendi. Bu Allah'ın sözü değil mi? Ve alim enne fîkum da'fen. Bak bu alimenin açıklaması da öbür ayetlerde var mı? Onun için niye iki kat gösterdiği de belli değil mi burada? Niye 2 katın 1 kişi üstünde göstermemiş? فَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِيَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِيَةَيْنِ. Bundan sonra artık içinizden sabreden 100 kişi olursa onlardan 200 kişiyi yener. Bedir Savaşı'ndan önce 1'e 10 demiş ama Bedir'de bakmış ki Cenab-ı Hak, işte ayet açık yani. Artık 1'e 10 yok, 1'e 2. Şimdi neden 2 kat gösterdiği de ortaya çıktı değil mi? Zayıflığının da örneğini veriyor Müslümanların. Diyor ki, مَا كَانَ لَب۪ينَ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَ. Hemen esirler aldılar. Bu heyecanla. Ellerine bir esir geçirdiler. Hatta يُدْخِنَ فِي الْاَرْضِ. Savaş meydanında düşmanını tamamen ezmeden hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur. Ne yapıyorsun? Bu acelecilik ne demiş olmuyor mu Cenab-ı Hak? Bu gevşeklik ne? Turidun arada dünya. Dünyalık istiyorsunuz. Dünya malı istiyorsunuz. Vallahi yuridul ahire, ama Allah ahireti istiyor. Vallahu azizun hakim. Allah aziz ve hakimdir. Allah güçlüdür ve doğru karar verir. Levla kitabun minallahi sebak. Daha önce Allah'tan geçen bir yazı olmasaydı. Yani Rum suresinde, Mekke'de inen Rum suresinde 3 yılla 9 yıl arasında o şeyler, Rumlar galip gelecek. O gün siz de zaferle kavuşacaksınız Allah'ın yardımıyla diye Allah bir söz vermeseydi önceden. Lemessekum fima akhadtum azabun azim. Aldığınız bu şeyden dolayı size büyük bir azap dokunacaktı.